Başlıyor. Kıymetli katılımcılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünün uzaktan eğitim seminerlerinin 40.sına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kırmayıp bizleri bu sunumu gerçekleştirmek üzere aramıza katılan Gökhan Kanıcı hocamıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hem kendime hem de bölümüm adına. Gökhan Kanıcı hocamız Süleyman Özkan danışmanlığında tarih yazıcılığı açısından eski Mezopotamya'da krali kayıtlardaki ifadelerin değerlendirilmesi başlıklı doktora tezini 2012 yılında Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2017-18 yıllarında Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunan Kanıcı, halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih bölümünde görevine devam etmektedir. Bu akşam da bizlere eski Mezopotamya'da fiziksel engelli insanlar ve engellilik başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir. Hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümüne ilgili arkadaşlara ayrıcalıkla çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiniz. Ben de buraya davet icabet ettiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sağ olun. Şimdi yanılmıyorsam 4-5 sene önceydi. O zamanlar eski Mezopotamya'da tıbbi bilginin entelektüel çevrede dolaşımı, yayılması, hareketliliği ile ilgili bir çalışma yapıyordum ve bolca tıbbi kaynaklarla haşır neşir olduğum bir dönemdi. O çalışmaları yürüttüğüm dönemde, o kaynaklardaki üzerinde çalışmalar yürüttüğüm dönemde bir şey dikkatimi çekmişti. Neticede malumunuz bugün biz engelliliği konuşacağız, engellilik olgusunu konuşacağız. Engellilik de bir yönüyle tıbbi bir durum, tıbbi bir olgu, tıpla da ilintili bir husus. Orada benim dikkatimi tıbbi kaynaklarda şu çekmişti. Özellikle kalıcı engellilikle ilgili hususların tıbbi literatürde yer almaması, hemen hemen yok denecek kadar yer almaması benim dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine engellilik konusuna biraz eğilmek istedim ve engellilik çalışmaya başladım. Bunun üzerine çalıştıkça, birazcık derinleştikçe hayrete düştüm. Hayrete düşmemin en temel nedeni şuydu. Eski Mezopotamya çivi yazılı metinlerinde engellilik olgusuyla ilişkili doğrudan ve dolaylı yığınla kayıt ve malzeme olmasına rağmen o zamana kadar bu konuyla ilgili yerli ve yabancı hiçbir müstakil eserin olmaması, doğru düzgün herhangi bir araştırmanın olmaması karşısında dehşetle düşmüştüm. Birkaç makale vardı ancak alandan uzman olmayanların kaleme aldığı makaleler ve çok genel bahsediyordu. Aslında bugün bile eski Mezopotamya'da bu kadim kültürlerin engelli insanları ile ilgili bir eser yok. Bu çok ilginç bir durumdu. Dolayısıyla bu ilginçlik beni bu konuyu çalışmaya sevk etti. Bu bağlamda da çalışmalarımı yürütüyorum. İnşallah çalışmamı nihayete erdirirsem bu konudaki ilk müstakil eseri de ben yapmış olacağım. Umarım. Bu çalışma kapsamında da hemen söz ve yeri gelmişken hemen iki kuruma teşekkür etmek isterim. Bu çalışmamda TÜBİTAK ve sonrasında da Türk Tarih Kurumu beni desteklediler. Onların bursiyeri oldum. Onlara da burada bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Şimdi eski Mezopotamya'da fiziksel engelli insanlar ve engellilik başta bu şekilde belirledik. Şöyle hemen bir giriş yapalım. Malumunuz Mezopotamya dediğimiz bölge bereketli ile olarak adlandırdığımız bu coğrafyada şu kısma düşen hat. Aslında günümüzde Irak'a tekabül eden coğrafi sınırları itibariyle birazcık Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar uzanan Türkiye sınırları içerisinde. Güneyde Basra Körfezi, Zagros Dağları ve Suriye çölleriyle çevrelenen bir bölge. Biz bu tarihi 4000'li yılların sonlarından alıyoruz. 539'da Perslerin Babil'i ele geçirmesine kadar getiriyoruz. Çivi yazılı kültür aslında Pers döneminde de, sonrasında Helenistik dönemde de, sonrasında da Part döneminde de devam etmesine rağmen tabii ki etkisi her geçen gün azalmakla birlikte biz kadim Mezopotamya tarihini kastettiğimizde Sümerlerle yani 4. binlerin sonuyla 3200-3300'lerde başlatıp 539'a kadar getiriyoruz. Bu tarih aralığına tarihlendirilen kilden yapılmış tabletler üzerine hece yazısıyla yazılmış, Sümerce ve Akkadçe çivi yazısıyla yazılmış çok fazla sayıda materyal var. Ve bu materyaller dinden tutun da bilime, hukuktan tutun da gündelik yaşama kadar pek çok konuyu kayıt altına almış durumdadır. Konumuz engellilik. Hemen oraya geçiş yapalım. Bir tanım yapacak olursak aslında engelliliği bedensel, zihinsel, bilişsel, duygusal
bir takım yeteneklerde kısıtlama, bir farklılık durumu olarak tanımlayabiliriz. Engelli insanlar bir takım aktiviteleri sürdürmede, sosyal iletişimlerde bir takım zorlanmalar yaşamakta bilinmekte. Doğuştan ve doğumdan kaynaklı engellilik halleri malumunuz ve çeşitli nedenlerle sonradan da edinilebilen engellilik türleri var. Şimdi engellilik söz konusu olduğunda, bu da son zamanlarda özellikle sosyolojide çok fazla çalışılır bir konu olmaya başladı. Tarihte engellilik çalışmalarının tarihi çok eskiye gitmiyor ama sosyologlar bu konuyu ziyadesiyle çalışmaya başladılar. Daha öncesinde hala devam ediyorlar. Dolayısıyla engellilik çalışmalarında iki tane model belirlenmiş. Bir tıbbi model, bir de sosyo-kültürel model. Hızlıca bu modellere bakalım. Nedir sosyo-kültürel model? Aslında bu modele göre engellilik, engelli bireyin yaşadığı toplumdaki engelleyici çevresel faktörler ve toplumsal baskı unsurlar açısından değerlendiriliyor. Dolayısıyla tıbbi bir yardım bir yere kadar kabul görüyor. Ancak temel engellilik aslında toplumsal ve çevresel engellilikle alakalı. Dolayısıyla çevreyi ve toplumu buna göre dizayn edersek engellilikten de daha az bahsederiz gibi bir iddiayı gündeme taşıyor bu model. Bunun karşısında tıbbi model var. Tıbbi modelde tahmin edebileceğiniz gibi aslında engelliliğin tıpla ilintili, tıpla yakından ilişkili olduğu bir husus olduğu iddiasında, sosyal modelli ve sosyal engelleyici unsurları kabul etmekle birlikte tabii ki engelliliği bedenle bütünleştirdiği için biyoloji, tıp, beden bu bağlamda da engellilik değerlendirmelerinin göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla engelliliğin bir tedavi mekanizmasıyla bağlantısı olabileceğini, tedavi edilebileceğini, terapilerle rehabilite edilebileceğini, rehabilitasyonla mümkün olduğunu ileri sürüyor ve iyileştirilemeyen engellileri tıbbi model tıbben hasta kimseler olarak görüyor. Ancak sosyal model hastalık tanımı birazcık farklı. Dolayısıyla şöyle bir genelleyebiliriz. Tıbbi model bedensel farklılığı patolojik bir bağlamda sınırlıyor. Ancak sosyal model insan yaşamını belirleyen şeyin biyolojiden ve patolojik unsurlardan daha ziyade az önce dediğim gibi ekonomik ve hatta az önce söylemeyi unuttum siyasal yapılarla da ilişkili olduğu iddiasını gündeme taşıyor. Tabii bunlar, bu modeller belki günümüz engellilik çalışmaları açısından çok kıymetli olabilir. Bize çok şey söyler. Birçok konuda işimizi de kolaylaştırır. Ancak tarihsel engellilik işin içine ve devreye girdiğinde, hele hele eski Mezopotamya çivi yazılı metinlerinde engellilikle ilişkili ilişki kurduğumuz unsurları değerlendirdiğimizde engellinin çok karmaşık bir dünyasının olduğunu, dolayısıyla tek bir modelle bu olguyu tam anlamıyla açıklayamayacağımızı söylemek durumundayız. Çünkü engellilik sosyokültürel, siyasi, dinsel, bilişsel, zihinsel, psikolojik, medikal, biyolojik birçok alanda karmaşık ve katmanlı bir ilişki ağı içerisinde olduğu için engelliliği şu modele göre, bu modele göre sınırlamak doğru değil ama yararlanacağımız çalışmalarımızda iki önemli model olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz ne yapacağız? Modele göre hareket etmeyeceksek, eğer modeli baz almayacaksak belli başlı kriterlere göre engelliliği değerlendirmeye çalışacağız. Ben çalışmalarımda 3 tane kriter belirledim. Yani engelli dediğimiz beden ya da engelli bir insanı neye göre tanımlayacağız? Hangi kriterlere göre tanımlayacağız? Dolayısıyla 3 tane tanım belirlenebilir. Bunlar çoğaltılabilir ama benim bu 3 kriterle birçok olguyu kapsayıcı bir şekilde ele alabileceğimi ben gördüğüm için bu 3 kriterde karar kıldım. Estetik kriter, vücutta görülebilen olağan dışı ve rahatsız edici görünen şey nedir? Fiziksel şekil bozukluğunun belirleyiciliği söz konusu edilen şey burada. Bir diğeri işlevsel kriter. Burada engellilik hallerinin geçimini sağlamadaki rol, yani sosyoekonomik entegrasyon alanları ve biçimleri açısından engellilik ne anlam ifade ediyor. Bir diğeri ise iletişimsel ve davranışsal kriter. Bu husus birazcık zihinsel ve bilişsel engellilik türleriyle ilintili olsa da yine de önemli. İşte dikkat çekici, anormal diyebileceğimiz davranış biçimlerinin, iletişimsizlik, İlişki ağlarının toplumsal algılanışlar açısından ne anlam ifade ettiği. Dolayısıyla estetik, işlevsel ve iletişimsel kriterler engellilik olgusunu, Mezopotamya çivi yazılı metinlerdeki engellilik olgusunu kapsayıcı bir şekilde ele almamıza olanak sağlayacak. Elbette ki modellerden de yararlanmak koşuluyla. Şimdi çivi yazılı metinlerdeki engellilik halleriyle ilgili kayıtlar toplumsal anlamda belirlenmiş yükümlülüklerin ve işlevlerin yerine getirilmesi kapasitesini belirleme anlamında bir ifade ediyor. Az sonra daha da ne demek istediğimi açıklayacağız. Mesela bir örnekle açalım bunu. Yani bir elin kaybının bir müzisyenin temel yaşam fonksiyonlarını yitirmesi bağlamında, bir çalgı çalan müzisyenin temel yaşam fonksiyonlarını yitirmesi bağlamında engellilik bir anlam ifade ediyor. Mezopotamya bağlamında şöyle bir örnekle bunu daha da temellendirebiliriz. Örneğin bir Sümer atasözü,
Eli olmayan bir katip ile sesi olmayan bir şarkıcıyı bu kişilerin mesleki görevlerini icra edemeyen insanlara örnek olmak açısından karşılaştırıyor. Bu açıdan engelledikleri bu bağlamlarda ele alırsak sosyal ve kültürel yönlerini daha kolay kavrayabiliriz. Şimdi kaynaklar engellilikle ilgili birçok veri içeriyor. Mezopotamya engellilerinin çalışmanın en zor noktalarından bir tanesi engellilikle ilgili, fiziksel engellilikle ilgili, bilişsel ve zihinsel de olabilir ama bugün fiziksel engelliliği konuşacağız. Bunlarla ilgili bilgilerin belirli başlı kaynak gruplarında yer almadığı, dağılmış bir şekilde farklı farklı türlerde kaynak grupları içerisinde hatta satır aralarına dağılmış bir durumda olması. Bu hem iyi hem de bir yandan zorlayıcı ve yorucu bir iş. Yani iyi yönü çok malzeme var, çok bakacağımız husus var, söyleyeceğimiz çok şey var ama dediğimiz gibi birçok metine de bakmamız gerekiyor bu. Kaynaklar mitolojik metinlerden tutun da kral yazıtlarına kadar, kroniklerden tutun da büyüyle ilgili, tıpla ilgili metinlere, sözcük listelerine kadar uzanıyor. Çok çeşitli bir yelpaze söz konusu. Şimdi engelliliği tabii ki biz kaynaklarda, Mezopotamya kaynaklarında iki tür engellilikle karşılaşıyoruz. İnsanlardaki engellilik halleri ve hayvanlardaki engellilik halleri. Mezopotamya çivi yazılı metinleri özellikle 1. bin yıla tarihlendirilen bir kehanet serisinde anomali doğum hayvanları ile ilgili kayıtlar içermesi açısından da yani hayvanlardaki engelli hayvan doğumu ile ilgili çok sayıda vakayı da kayıt altına almış olması dolayısıyla da hayvanların engelliliği hakkında da birçok şey konuşabiliriz ama o bu sonumun konusu değil. Dolayısıyla biz sadece burada insanlardaki engellilik hallerini konuşacağız. Şimdi malumunuz ikiye ayırıyoruz. Fiziksel engellilik ve zihinsel, bilişsel engellilik. Biz bugün sadece fiziksel engelliliği konuşacağız. Zihinsel, bilişsel engellilikle ilgili birkaç söyleyeceğim husus var. Onları da ilerledikçe açacağız. Şimdi peki bu bilginin çerçevesine birçok kaynakta birçok bilgi var. Peki ne durumda bu çerçeve? Az önce dediğimiz gibi bilgiler dağınık bir şekilde ve çoğu zaman metinlerin satır arasında karşımıza çıkıyor. Ancak bu bilgiler ekseriyetle engelliliğin nedenleri, biçimleri ve sonuçları açısından iktisadi, siyasi, sosyo-dini boyutların ve ilişkilerin önemini açığa çıkarması açısından zengin veriler içermekte. Dolayısıyla engelliliğin nedenleri ve engelliliğin entegrasyon, toplumla, kutsal alanlarda veyahut dışlanma alanları ile ilgili bilgiler içerdiğini görüyoruz. Çivi yazılı metinlerde tabii ki engelli olmanın veyahut sakat kalmalarının nedenleri de çok net bir şekilde öğrenebiliyoruz. Doğuştan, doğumdan kaynaklı engellilikler söz konusu olabiliyor. Savaşlarda yaralanarak, hastalıkların sonucunda, belirli bir suça karşılık verilen hukuki ve ideolojik cezalardan ve doğal yollarda yani yaşlanmak suretiyle engellerle gelebiliyoruz. Çivi yazılı metinlerde karşımıza çıkan en önemli 3 fiziksel engellilik türü görme engelliliği, işitme engelliliği ve topallık, aksama, aksaklık, topallık gibi unsurları, el hareketsizliği, felç vesaire gibi hareket engellilikleriyle ilgili bilgiler var. Ancak bunlarla sınırlı değil. Doğuştan ve sonradan edinilen deforme bedenler, fiziksel görünüş bozuklukları, uzuvların kesilmesi, sakatlanması, felç, konuşma bozuklukları, cüceler, cüzdanlılar, hadımlar ve nörolojik rahatsızlıklar, zihinsel, mental, bilişsel rahatsızlıklar. Yani bir yığınla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi kaynaklardan bahsedeceğim ama çok ince, çok az. Ama şöyle bir genel bir içerik hakkında malumat vereyim. Şimdi biz dedik evet engellilik farklı farklı kaynaklar arasında dağılmış durumda ama belirli başlı kaynaklarda belirli başlı engellilik olguları kayıt altına alınmış. Mesela işte kral yazıtlarında 1. bin yılın Asur kral yazıtları bu konuda iyi. Kral yazıtları veyahut yasa metinleri, Hammurabi kanunnamesi gibi veyahut 2. bin yılın orta Asur kanunları gibi. Burada bedensel deformasyona maruz kalan, bırakılan ve bir takım fiziksel uzuvlarını bütünüyle yitiren, sakat bırakılan kimselerle ilgili kayıtlara rastlıyoruz. Tıbbi metinlerde, girişte söyledim kalıcı engelliliklerle ilgili bir bilgi yok ama tıbbi metinlerde hastalıklardan kaynaklı geçici ve tedavi edilebilen kısmi sakatlanmalardan bahsettiğini görüyoruz. Kehanet metinleri çok önemli. Özellikle fiziksel ve zihinsel bilişsel kusurları bulunan kimselerin doğumlarından, şehirlerde yaşayan engelli insanlardan bahsettiğini biliyoruz. Kehanet listeleri ve sözcük listeleri. Çok önemli sözcük listeleri. Daha sonra bahsedeceğiz. Burada da ne tür engellilikler var? Bu engellilik halleri neler? Bu engellilikler arasındaki ne tür kategorik ilişkiler var? Ne tür kavramlar ve terimler geçiyor engellilik hallerini açıklarken? Bunlardan bahsetmesi açısından önemli sözcük listeleri. Şimdi bir kehanet serimiz var. Bu kehanet serisi önemli. Bu kehanet serisi yani gelecek öngörülerinde bulan olayların
kahinler tarafından kayık altına alındığı bir seri bu. Bu seride insan ve hayvanların engelli insan ve hayvan doğumlarını içeriyor bu seri sadece. Başka hiçbir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla özellikle ilk 4 tableti çok önemli. İlk 4 tableti insanlardaki doğum bozuklukları ile ilgili. Tek gözlü doğumlar, uzuv eksikliği olan doğumlar, ondan sonra sağır, işitme engelli, görme engelli, işte cüzzam, daha sonra cüzzamlı olan yani deri hastalıkları, işte bunlarla ilgili, efendime söyleyeyim, dediğim gibi bedensel deformasyonları bozuk olan doğumlarla ilgili kayıtlar sıra dışı algılanmış, anormal vakalar olarak görülmüş ve bunlar tanrısal bir mesaj olarak kendisinden anlamlar çıkarılan unsurlar olarak görülmüş Mezopotamyalılar tarafından. Ve bu vakalar sıra dışı görüldüğü için gelecekteki bir takım olaylarla da irtibatlı görülmüş. Mesela işte bu, diyelim ki anomali bir bedenin doğumuyla işte o doğumun gerçekleştiği hanedeki aile üyeleri, hatta krallık, krallar, devlet ve ülkeyi de nihayetinde etkileyecek olumlu ya da olumsuz olaylarla ilişkili görüldüğünü biz görüyoruz. Bir örnek, hemen birkaç örnek buraya koydum. İşte diyelim ki eğer bir kadın kötürüm bir erkek veya kız çocuk doğurursa o doğumun gerçekleştiği hanenin hane acı çekecektir. Bu hane için bir felakettir. Ya da bir kadın bir kötürüm doğurursa ülke karışıklık içine girecektir. Veyahut yine bir kadın kötürüm bir çocuk doğurursa işte bu kadının adamın eşi ölecektir gibi bu tarz unsurlarla ilişkili görmüşler bu vakaları. Başka bir kehanet serisinde de bu sefer şehirlerde yaşayan engelli insanlarla ilgili belirlerin kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Bunda da yine görme engelli, işitme engelli, felçli, topal, kötürümler gibi farklı farklı engellilik türlerine sahip olan insanların şehirlerdeki görünmesinin gelecekteki bir takım olaylarla yine ilişkili olduğu, dolayısıyla engelli insanın, farklı engellilik türlerine sahip olan insanların şehirlerdeki varlığının olumlu ya da olumsuz olaylarla, az önceki örnekte olduğu gibi, ilişkilendirilmesi. Mesela yine birkaç örnek koydum. Eğer bir şehirde bu kehanet serisine göre, şu Maolu'ya göre, topal kadınların sayısı fazlaysa o şehir neşeli ve mutlu olacaktır. Sadece olumsuz değil, olumlu unsurlarla ilişki kuruyor. Veyahut şehirde tek ayaklı kimseler görünürse, Malgüm isimli bir şehir var orada, o şehir için kötü bir şeydir bu, tek ayaklı kimselerin görünmesi gibi. Dolayısıyla tek ayaklı olmak bir şehrin yıkımıyla bile ilişkilendirilmiş ve bunlar ilginç bir şekilde kayıt altına alınmış. Şimdi tıbbi metinlerde kalıcı engellilikle ilgili kayıtlar neredeyse yok denecek kadar az. Bu bize bir şey gösteriyor, önemli bir şey gösteriyor. Bu Mezopotamyalıların engellilikle hastalık olgusunun iki farklı şey olduğunu gösteriyor. Yani tedavi edilebilir nitelikte hastalıklardan kaynaklı, diyelim ki düştünüz, kolunuzu kırdınız, bacağınızı kırdınız ya da geçici kör oldunuz, geçici işitme sıkıntıları yaşadınız, travmatik bir şeylerle karşılaştınız. Bunlar tedavi edilebilir nitelikte tıbbi metinlerde yer buluyor. Ancak doğuştan görme engellisiniz ve tedavi edilme ihtimaliniz yok. Deforme bir bedenle doğdunuz. Diyelim altı parmaklı doğdunuz. Dolayısıyla tedavi edilme ihtimaliniz yok. Bunlara tıbbi metinler yer vermiyor. Dolayısıyla engellilik ve hastalık olgusu Mezopotamyalılar açısından farklı algılanıyor. Bu bilgiyi teyit eden diğer metinler de var. Farklı iki olgu olduğunu teyit eden, öyle algılandığını teyit eden metinler de var. Edebi metinler engelliliğin farklı bir yönünden bahsediyor bu sefer. Edebi metinler çok ilginçtir ki, İnsanlardaki dış görünüşü ve bedensel kusurlarla ilgili kayıtları hakaret ve aşağılama bağlamlarında ele alıyor. Bir takım edebi metinler var, diyalog metinleri var. Bu metinlerde insanlardaki bu engellilik türleriyle ilgili hakaret içeren ifadelere yer veriyorlar. Mesela bir örnek aldım buraya. Yine eski Babil dönemi, 2. bin yıla tarihlendirilen Sümerce bir metin var. İki katip arasında diyalog başlıklı bu metin. Burada iki kişi, iki entelektüel bir konuda tartışıyorlar. Ve bu tartışma zaman içerisinde çekişmeye, atışmaya dönüşüyor. Ve atışmanın ağırlığını da dış görünüş ve fiziksel, zihinsel, bilişsel durumlar üzerinden yapıyorlar. Mesela anlama özürlü, sağır, efendime söyleyeyim işte tek testisli, büyük çeneli, koca ağızlı, kötürüm, işe yaramaz kötürüm gibi bu kimselerin birbirlerine hakaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla edebi metinlerde fiziksel kusurlarla hakaret, aşağılama arasında bir bağlantı kurması açısından toplumsal algılanışı, engelliliğin toplumsal algılanışı açısından farklı bir yönünü bize göstermesi açısından önemli bilgiler içeriyor. Bir diğer ilgi çekici kaynak grubu engellilik hallerini tanımlayan terimlerin, kavramların şahıs isimleri olması. Bu lakaplar olabilir, ünvanlar olabilir. Dolayısıyla
çeşitli fiziksel ve bedensel bozukluklara göndermede bulunan terimleri kişi isimleri olarak geçtiğini görüyoruz. İkinci bin yıla başlıyor bu. Bu isimler ve isimlerin bağlantılı olduğu kayıtlar bizim için önemli bilgiler içeriyor. Bu şahıs isimleri sosyal algılar, bireysel kimlik, toplumsal cinsiyet, statü gibi alanlarda bize önemli veriler sağlıyor. Burada birkaç örnek verdim. Mesela şu yukarıda görmüş olduğunuz, bunlar engellilik terimleri. Ancak bunların kişi isimleri olarak kullanıldığını görüyoruz. İşte burada ne diyelim, deforme beden huzumu ya da dilsiz kuruşu veya işte ne diyelim topal kuru, şaşı, zarigu gibi subkukuk sağır. Bunların aynı zamanda şahıs ismi olduğunu veya ünvan, lakap olduklarını görüyoruz. Bu sadece toplumun alt kademelerindeki insanların üzerlerine aldığı isimler olarak metinlerde geçmiyor. Aynı zamanda üst kademedeki kimselere de bu isimlerin verildiğini görüyoruz. Mesela Mari Kralı, Suriye'deki Mari Kralı, 2. binde önemli bir krallık Mari Kralı. Burada bir Mari Kralı'nın eşinin adının yaşlı olan, saçı ağarmış olan anlamında olduğunu veyahut yine 3. bin yılda bir Kiş Kralı olan Uhup'un, Uhup kelime anlamı olarak sağır demek, isminin sağır olduğunu ya da bir köle adı da olarak da bir Beliaşu isimli bir köle var. Bu kölenin anlamı efendim benim hekimimdir anlamına geliyor. Ya da görme engellilikle ilgili terimlerin işte Ubbut'un kadın ismi, Ubbut'u erkek ismi. Yani hem kadınlar hem erkeklerin de bu tarz isimler aldığını görüyoruz. Bir ilginç örnek olsun diye buraya koydum. Mesela anatomiyle ilgili isimler de bu bağlamda önemli. Mesela bir isim var, Uşu İnapuşki, zorluktan çıktı anlamına geliyor bu. Ve doğumdaki zorluk hususuyla ilgili bir bağlamı var. Belki bir sıkıntı yaşadı, belki doğumdan kaynaklı bir engellilik hali var. Kastedilen şey şu, kastedilen mevzu bu. Bu ünvanların, bu lakapların gerçekten de söz konusu kişideki bir bedensel engelliliğinden ötürü mü verildiği yoksa farklı bir bağlamda mı onlara ünvan ya da lakap takıldı konusunda çok net şeyler söyleyememekle birlikte bazı örnekler gerçekten de sağır olan veyahut işitme engelli olan bir insanın adının sukugum olduğunu bize gösteriyor. Bunlardan bir tanesi Hammurabi tarafından yazılmış olan bir mektupta geçen önemli bir figür. Bu figür siyasi figürü de olan, rolü de olan bir kişi. Mektup yazışmalarında adı geçiyor. Adı Sukukum. Sukukum işitme engelli, duymayan, sağır demek. Bu kişinin gerçekten de sağır olduğu başka belgeler tarafındaki bilgilerle, kayıtlarla da destekleniyor. Şimdi bize ilgilendiren çok önemli bir metin var. Zamanı da kontrol edip hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi çok önemli bir metin var elimizde. Bu metin eski Mezopotamya'daki engelliliğin kökenlerine dair muazzam bilgiler içeriyor. Toplumsal algılanışı, toplumun engellilere bakışına dair muazzam veriler içeriyor. Hem eski tarihli olması 3. bin yılda orijinal olduğu düşünülüyor ama 2. bin yıldaki kopyalarından biz ulaşıyoruz bu anlatıya. Bu bir Sümer anlatısı, bir yaratılış anlatısı. Enki ve Nimah isimli bir yaratılış anlatısı. Bu İki bölümden oluşan bir yaratılış anlatısı. İlk bölümde insanlık yaratılıyor. İkinci bölümde ise bu yaratılış anlatısındaki iki önemli figür olan Tanrı Enki ile Tanrıça Nimma arasında engelli bedenin yaratılması hususunda bir çekişme, bir tartışma başlıyor. Dolayısıyla yaratılış destanının ikinci bölümü Enki ve Nimma engelli bedenin yaratılmasına ayrılmış bir durumda. Bir diyalogla başlıyor bu. Nimmah diyor ki insan bedeni iyi ve kötü olabilir ama iyi ya da kötü bir kader belirlemek benim elimdedir diyor. Bunun karşılığında da Tanrı Engi, Bilge Tanrı Engi de senin iyi ya da kötü kaderini ben bir değerlendireceğim. Sen bir yarat bakalım kötü kaderden kastın neymiş diyor. Bunun üzerine şurada tabloda da şimdi daha net göreceğiz. Tanrıça Nimmah farklı engellilik türleri bulunan insanlar yaratıyor. Ve bu insanların bazıları erkek, bazıları kadın, bazılarının cinsiyeti belirsiz, bazıları da cinsiyeti belirlenemeyecek derecede çok deforme bir beden. Bu engellilik türleri nedir? Felçli insan, elleri felçli olan birisi yaratıyor Nimmah. Gözleri görmeyen birisi yaratıyor. Topal, ayaklarında sıkıntı olan birisini yaratıyor. Anlamada sıkıntı yaşayan, yani bilişsel ve zihinsel bir hususta sorun yaşayan ve dolayısıyla işitmeyle ilgili de bir sorun yaşayan bir insan yaratıyor. Üreme organıyla veya cinsel bir hastalıktan müzdarip olan bir erkek, yine doğurganlık özelliği olmayan, muhtemelen kısır olan bir kadın yaratıyor. Bununla birlikte cinsiyetinin ne olduğunun belirsiz olduğunu ifade ediyor açık bir şekilde metin. Bir hadım yaratıyor. Tanrıça Nimmah bunları yaratıyor. Tanrı Enki de sen bir kötü kader belirle, ben de onların karşılığında iyi kader belirleyeceğim diyor ya. Tanrıça Nimmah da
Bunlara toplumsal rol Tanrı Enki'de Tanrıçanın yarattığı fiziksel engelli insanlara, fiziksel engelli bedenlere toplumsal statüler atfediyor. Elleri felçli olanı krallığın hizmetinde görevlendiriliyor. Görme bozukluğu olan insanı müzisyen olarak yine krallıkta kullanıyor. Ayağından sakat olan, yürümekte güçlük çeken insanı gümüş işçiliğinde uzmanlaşması gerektiği konusunda teşvik ediyor ve gümüş işçiliğinde uzmanlaştırıyor. Yine işitme engelli olan, anlayış kıtlığı olanı kralın hizmetine veriyor. Cinsel hastalığı olan bir erkeğe bir rol atfetmiyor çünkü bu iyileştirilebilir nitelikte olduğu için buna bir tedavi öneriyor. Kadını kadınlar evi dediğimiz bir kuruma gönderiyor. Orada çocuksuz insanların olduğu, yani çocukları bulunmayan, çocuk doğuramayan kadınların yer aldığı bir kurum bu. Buraya gönderiyor. Yine hadımı kralın hizmetine veriyor. Ve bu şekilde bunlara toplumsal bir statü belirliyor. Ve diyor ki metinlerle aksında, ben senin kötü kaderini iyi kadere çevirdim. Şimdi benim kötü kaderimi sen de iyi kadere çevir diyor. Ve Tanrı Enki bir kişi yaratıyor. Onun da adı Umul. Umul da tamamıyla deforme olmuş bir beden. Doğru düzgün omurgası oluşmamış, elleri oluşmamış, bedeni oluşmamış. Yani tam anlamıyla anomali bir beden, ölü bir beden doğuruyor. Nimah da diyor ki, peki sen de bununla diyor iyi bir kader belirle. Nimah iyi bir kader belirleyemiyor. Dolayısıyla deforma bedene bir statü atfedilemiyor. Şimdi bu bizim için çok güzel ve çok önemli bir metin, kökenlere dair. Burada malumunuz bir tanrıça engelli bedenli insanlar yaratıyor. Bunu kötü bir kader olarak tanımlıyor. Karşısında Tanrı Enki'de özür diliyorum, onlara çeşitli iş kollarında uzmanlaşma alanları sağlayarak, onları toplumla bütünleştirerek, entegrasyon ederek, bunu da o kötü kadere iyi kadere çevirdiğini söylüyor. Bu muazzam bir bilgi bizim için. Bu toplumdaki engellilik algısına bakışla ilgili muazzam bir perspektif sağlıyor bize. Bunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyelim yeri gelmişken, biz engellilik diyoruz, sakatlık diyoruz, dezavantajlı grup diyoruz, bir takım terminolojiler kullanıyoruz. Ne yazık ki Akatça ya da Sümerce günümüzdeki engellilik kavramını karşılayan bir sözcük yok, tespit edebildiğimiz kadarıyla. Ancak Sümerce akut ya da Akatça aku günümüzde engellilik olarak kullandığımız kelimeye yakın bir anlam ihtiva ediyor. Çünkü aku el, bacak, ayak, kol bölgelerinde sorun bulunan fiziksel kusurlu insanları tanımlıyor. Sadece bedenle ilişkili bir kelime değil bu. Aynı zamanda bu kelime ekonomik, bilişsel ve insanın karakteristik özelliği anlamında zayıf, muhtaç, güçsüz olduğu anlamlarıyla da ilgili bir şey. Yani aku kelimesi hem bedensel güçsüzlük hem de bedensel güçsüzlükten kaynaklı sosyoekonomik güçsüzlüğü içeren bir kelime olması açısından en önemli terim. Ancak birebir engellilik, birebir sakatlık, birebir dezavantajlı grup gibi modern bir karşılığı karşılamadığını söyleyebilirim. Zamanımız yarım saatti. O yüzden bazı hususları geçmek istiyorum. Sözcük listeleri dedik önemli. Neden önemli? Çünkü sözcük listelerine kasıt şu. Bunlar Sümerce ve Akatça kelimelerin ve terimlerin günümüzdeki sözlükler gibi ard arda sıralanmalarından oluşan metinler. Katiplik okullarında bu metinler üzerine çalışılıyor. Öğrenciler bu metinlerden kopyalar çıkarıyorlar ve kendileri de yeni metinler üretiyorlar. Dolayısıyla bu metinler eğitim açısından bir materyal. Bilginler ve katipler de bu metinleri kullanıyorlar. Yeni türde çivi yazılı metinler kaleme alırken bu metinlere de bakıyorlar. Buradan bir takım terimleri kullanıyorlar. Tıpkı modern sözlüklerle bağdaştırabiliriz. Şimdi bu listelerde çok fazla sayıda engelli bedenle ilgili, engelli insanlarla ilgili terimler geçiyor. Bazen kümeler halinde, bazen gruplar halinde. Bizi ilgilendiren kısmı bu engelli insanlarla ilgili terimlerin arasına bazen doğrudan engellilikle ilişkili olmayan ama dolaylı olarak engellilik olgusuyla ilişkili olan kelimeler de geçiyor. Mesela birkaç örnek aldım hemen. Bir liste, eski Babil dönemine listeleniyor. Bu listede kulakların örtülmesi anlamına gelen bir kelime, hemen altında işçi kelimesi, hemen altında değirmenciler kelimesi geçiyor. İlk etapta baktığımızda kulakların örtülmesi, kulakların duymamasıyla değirmencilik, işçilik arasında bir bağlantı kuramıyorsunuz ama metinler arası okumalar da yaptığınızda biz işitme engelli işçilerin ve değirmencilerin düşük sosyal statüdeki zümreye mensup bu kimseler arasında işitme engellerin olduğunu teyit edebiliyoruz. Bu kayıt bize aslında bunu söylemek istiyor. Başka bir örnek, yine Sümerce ya kısa boylu cüce veyahut da kötürüm, yani kalçadan aşağısının tutmadığı anlamına gelen Sümerce bir kelimeyi müzisyen, şarkıcı,
soytarı ve şaklaban kelimeleriyle bir arada geçiriyor. Buradan yola çıkarak bu bağlamda değerlendirecek olursak, dolayısıyla saraylarda ve tapınak gibi kurumlarda bu tarz işleri icra edenler arasında kötülümlerin, cücelerin, kısa boylu insanların olduğu bilgisini de bildiğimiz için diğer metinlerden hemen bağlantıyı kurabiliyoruz. Bunun gibi başka birçok örnek var. Bir tanesini daha verip hemen diğer konuya geçeyim. Bir örnek, bu da çok güzel. Bir liste, yine eski Babil, Lu 2 dediğimiz bir liste. Farklı yerinde şu kelimelerin ard arda geçtiğini görüyoruz. Doğum sancısı, istenmeyen kötü bir hastalık durumu, hırsız, dini törenler için temiz olmayan kimse, eş kadın ve anomali doğum. Yani anomali doğum anlamına gelen Sümerce tabir ile az önce okuduğum tabirler bir arada geçiyor. Bunlar arasında ilk etapta bağlantı kuramıyoruz. Ancak metinler arası okuma yaptığımızda, işin derinlemesine indiğimizde aslında deforme bedenli bebeklerin doğum vakalarıyla sosyo-dini bağlamda talihsiz bir felaket anlayışıyla ilişki kurulduğunu burada görüyoruz. Yani kirlilik olgusu, suç, günah, yanlış tercih olgusuyla bir engelli beden doğumu algısı arasında bir bağlantı kurulmuş olduğunu görüyoruz. Bu açıdan önemli. Şimdi ilk başta dedik, görme engelliler, işitme engelliler dedik. O kadar çok veri var ki özellikle görme engellilerle ilgili. Ama hemen birkaç cümleyle söyleyelim. Görme engellilerle ilgili veriler 3. bin yıldaki metinlerden itibaren kayıt altına alınıyor. Özellikle kurumlarda, tapınak kurumlarında, saray kurumlarında bu insanların varlığından haberdarız. Bu insanlar vasıfsız işlerde görevlendiriliyorlar. Bu insanlar savaş suçlusu olarak ele geçirilip sonradan kör edilmiş olabiliyorlar. Ya da bu kurumlarda kör olarak doğabiliyorlar. İşledikleri ve yaptıkları bir yanlıştan dolayı kör edilmiş olabiliyorlar. Ama nedeni her ne olursa olsun, tapınaklarda özellikle ve saraylarda da görme engelli insanlar var. Ve bu insanlar görece basit işlerden sorumlular. Bakıyoruz kaynaklara. Bahçe tarla işlerinden, sulama işlerinden, dokuma değirmen işlerinde çalıştıkları, saraylarda müzisyenlik, şarkıcılık yaptıklarını görüyoruz. Görme engelli müzisyen olgusu çok yaygın. Bu arada sadece Mezopotamya'da değil, Hitit'te de, Mısır'da da, belki Yunan ve Roma'da da tam bilmiyorum ama orada da bu olgu yaygındır. Yani kör müzisyen olgusu, görme engelli müzisyen olgusu Mezopotamya'da da çok önemli. Hatta bu kişiler müzik konusunda o kadar ileri düzeydeler ki krallıklar arasında, hatta bu kişilerle ilgilenen baş müzisyenler arasında bir çekişme, bir tartışmaya da konu oluyor bu kimseler. Bir Mari'den örnekte iki görme engelli genç kızın müzik konusunda yetkin olmaları, dolayısıyla bu kızları işte hangi baş müzisyen hakimiyetini alacak, hangi şeyi kendi yönetim altına alacakla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Şimdi dedik ya, engelliler toplumla bütünleşme eğiliminde bu tarz bir algı var ama salt böyle değil elbette ki. Dışlanma pratikleri de var ama bütünleşme pratikleri çok yaygın. Dolayısıyla biz farklı farklı kaynaklarda engelli insanların farklı bağlamlarda geçtiğini görüyoruz. Mesela engellilerin hukuki süreçlere dahil olduklarını görüyoruz. Mesela 3. bin yılda ev satışını konu edinen bir belgede bir engelli bireyin şahit olduğunu görüyoruz. Veyahut işte bir engelli bireye arazi tahsis edildiğini görüyoruz. Veyahut bir engelli bireyin kredi işlemlerinde, borç alma verme işlemlerinde kefillik yapabildiğini biliyoruz. Bu işlemlerde yer aldığını biliyoruz. Görme engelli insanların evlenmeye mani, görme engelliliğin daha doğrusu, evlenmeye mani olmadığını biliyoruz. Ancak tam tersi durumla ilgili kayıtların da olduğunu biliyoruz. Mesela bir örnek çok ilginç. Eş adayların birinde bu tür bir engellilik halinin bulunması, nikah haddinin gerçekleşmemesinin gerekçesi olarak da sunulabiliyor bazı kaynaklarda. Dolayısıyla bir kişi engelli bir kişiyle engelli olduğu için muhtemelen onunla nikah haddini bozuyor ve onunla evlenmek istemiyor. Dolayısıyla bir yönüyle entegrasyon, bir yönüyle de isterseniz tıpkı günümüzde olduğu gibi dışlanma pratikleri var. İşitme engelli insanlar, bunlarla ilgili de çok fazla kayıt var ama şu kadarını söyleyeyim. İşitme engelli insanların saraylarda görevlendirildiğini biliyoruz. Enkibenlimah isimli yaratılış destanını hatırlayın. Değil mi? İşitme engelli insanlar kralın hizmetinde çalışabiliyordu. Enki onlara öyle bir rol atfetmişti. Gerçekten de bakıyoruz ki saraylara işitme engelli insanların burada üst kademede de yer aldıklarını biliyoruz. Bir örnek verelim. Mesela eski Babil Kralı, 2. bin yılın eski Babil Kralı Hammurabi ile yine 2. bin yılın önemli krallığı Mari Kralı Zimri Lim'in elçilik heyetiyle yapılan bir görüşmede 3 kişi var. Bunlardan biri Hammurabi, birinin Zimri Lim'in elçilik heyetinden bir kimse, bir üçüncüsü de Hammurabi'ye eşlik eden işitme engelli birisi. Muhtemelen Hammurabi'nin korumasıyla görevli olan kimse. Dolayısıyla üçlü bir heyet görüşmesinde
sağır bir insanın, işitme engelli bir insanın yer aldığını biz biliyoruz. Saraylarda da bu işitme engelli personelin, kişilerin saraylarda da farklı statülerde, farklı işit kollarında kullanıldıklarını biz biliyoruz. Enkebenin mahta kısırlık ve hadımlıktan bahsediyor. Kısırlık ve hadımlık birazcık aslında bizi Mezopotamya'da engelliliğin tamamıyla toplumla bütünleşmesi yönünde bir ön kabulü kabul ettirmemiz önünde bir mani içeren, yani engel oluşturan kayıtlar içeriyor. Çünkü kısırlık ve hadımlık birazcık dışlanma pratikleriyle ilişkili. Malumunuz kısırlık kadınlarla daha çok ilişkili görülüyor ve kadının toplumsal statüsü, kültürel statüsü, ondan beklenen annelik rolü, toplumsal rolü, kocasına eş olma fikri vesaire. Dolayısıyla çocuk doğuramayan kısır bir kadın, ki kısırlık sadece malumunuz kadınlara has bir durumda değil. Ancak Mezopotamyalılar kısırlık sorunlarını sadece kadınlara has bir durum olarak ele almışlar, istisna olmakla birlikte. Ve dolayısıyla kısır kadını tabi caizse dışlamışlar. Bir örnek, Gılgamış ve Yeraltı Dünyası isimli bir Sümer mitolojisinde kısır kadınlar ve hadımlar yeraltı dünyasında bile, hatta öldükten sonra bile kasvetli bir yaşam biçimi içerisindeler. Hadım yeraltı dünyasının bir köşesinde, metinde geçen ifade bu, işe yaramaz bir baston gibi durmakta. Kısır kadın ise hiçbir erkeğin yanına yaklaşmadığı bir köşede yalnız başına yaşamaktadır. Yeraltı dünyasında bile hadımların ve kısırların ötekileştirildiğine dair bir kayıt var. Virgül koyuyorum. Ne kadarımız kaldı? Ona göre bir şeyler ekleyeceğim ya da çıkaracağım. Hocam sesiniz kısık. 5-10 dakika daha devam edebiliriz maksimum. Tamam, o zaman şu zihinsel bilişsel engelliliği kaldıracağız. Çünkü o biraz başka bir konu. Tamam. Birazcık himaye edicilerden bahsedelim. Tapınaklar, saraylar, krallar, engelli insanlara, fiziksel engelli bulunan insanlarla ilişkileri ne şekildeydi? Veriler bize gösteriyor ki saray ve tapınak kurumları özellikle 3. bin yıldan sonra, yani 3. bin yılda da böyle, 2. bin yılda da böyle, 1. bin yılın ikinci arasına kadar da böyle, yani Pers dönemine kadar biz bu süreci takip ediyoruz. Dullar, öksüzler, yaşlı kadınlar, yaşlılar, kısırlar, çocuksuz kadınlar, hastalar, engelliler, dilenciler, muhtaçlar, bunların hepsi için barınma yerleri. Özellikle tapınaklar. Bu konuda önemli veriler içeriyor. Dolayısıyla engelli bedene sahip olan insanlar için tapınak kurumları önemli. Ancak bir şartla, bu kimseler engeli ne olursa olsun ekonomik bir çerçeve içerisinde yer almak durumundalar, çalışmak durumundalar. Tapınaklar onların yaptıkları iş ölçüsünde onlara erzak veriyorlar ve onlara barınma imkanı sağlıyorlar. Dolayısıyla ben görmüyorum, işitmiyorum, felçliyim, ayağım tutmuyor, kolum tutmuyor. Ben burada yiyeyim için böyle bir ilişki ağı yok. Bir hayır kurumu değil tapınaklar. Öyle ya da böyle bir şekilde engellilik durumunuza göre iş kollarına destek sağlamanız bekleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Krallar, bazı krallar yazıtlarında engelli insanların koruyucusu olduğu, düşmüş, aciz, çaresiz, kimsesiz insanların koruyucusu olduğu yönünde kayıtlar içeriyor. Akuların, Aku'yu hatırlayınız, az önce dedik ya, engelliliğe en yakın terim engellilik kavramına. İşte 2. Sargon gibi, Esarhaddon gibi, Senaharip gibi 1. bin yılın önemli Asur krallarının yazıtlarında, satır aralarında engelli bedene sahip insanların da himayecisinin krallar olduğu, her alanda olduğu gibi kral olduğu ile ilgili kayıtlar var. Toplumsal bütünleşme ve dışlanma pratiklerinde konuşalım ve sonuca gelelim. Şimdi engelli insan toplumla bütünleşme halinde, bir entegrasyon söz konusu. Dışlanmadan daha ziyade uyum, bütünleşme, kabul etme pratiklerinin daha fazla ön planda olduğunu gördüm ben çalışmalarımı yürütürken. İstisnalar var ama istisnaların farklı bağlamları olduğunu gördüm. Zaten bu bütünleşme dediğimiz gibi ekonomik temelli bütünleşme, sosyal ve toplumsal bütünleşmeden daha da öncelikli. Evet, ekonomik bütünlenme çok öncelikli. Toplumsal ve sosyal bütünleşme de bununla ilintili ama öncelikli olarak ekonomik hayata dahil edilmesi gerekiyor bu engellilerin. Dolayısıyla insan gücü çok önemli Mezopotamya'da, eski yakın doğuda, antik dönemlerde, her dönem böyle. Belki günümüzde değişmiş olabilir bu hususlar ama insan gücü çok önemli. Dolayısıyla yani bir işin ucundan tutabilecek durumdaysanız bile, çok sıkıntılı engelleriniz olabilir, hastalıklar olabilir ama işin ucundan tutabilecek durumdaysanız bile mutlaka tutmanız bekleniyor. Bu anlamda hem siz bütünleştirilmiş oluyor, dışlanmış olmuyorsunuz, hem de ekonomik o işleyişe, çarka dahil edilmiş oluyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Şimdi Mezopotamya toplumu aile üyelerinin dayanışma sorumlulukları ile ilgili maddeler içeriyor. Yasa maddeleri, Hammurabi
kanunnamesinde efendime söyleyeyim Lipitişler mesela 19. yüzyıla tarihlendirdiğimiz kanunnamede aile üyelerinin birbirlerine bakması, destek olması, birbirlerine yardımcı olması bekleniyor. Bu bağlamda engelliliği bulunan, hasta olan insanlar da hane içinde bakılması yönünde bir toplumsal ne diyelim var. Sorumluluk anlayışı var, bir dayanışma anlayışı var. Mesela Lipitişler'den bir örnek. Felç olmuş evli bir kadının kocası tarafından desteklendiğiyle ilgili bir madde içeriyor. Bir adamın eşi felç olursa evden çıkarılmayacaktır, evden atılmayacaktır. Ancak adam isterse sağlıklı bir başka kadınla evlenebilir. Ancak bu gerçekleşse bile ikinci eş adamın hasta ve engelli olan eşine bakacaktır. Bu şartta bir evlilik gerçekleşecektir diyor. Yine Hammurabi kanunnamesinde bir ifade var. Bir tür deri hastalığı, ciddi bir deri hastalığı lahum ifadesi. Bu deri hastalığına müzdarip olan bir kimseye sahip bir eş yine kocası tarafından boşanmayacaktır. Kadın kocasının inşa ettiği bir başka yerde yaşayabilir. Hayatta olduğu süre boyunca da kocasından destek almak durumunda. Yani toplumsal dinamik engelli insanı, hasta insanı dışlamaya yönelik değil, bütünleştirmeye, ona bakmaya, toplumla entegre etmeye yönelik bir anlayışa sahip. Bunu söyleyebiliriz. Dışlanmayla ilgili de tabii ki veriler var, kayıtlar var. Sadece bir entegrasyon yok. Bununla ilgili de birkaç örneği buraya aldım. Dışlanma pratikleriyle ilgili en çok karşıma çıkan çalışmalarında unsur cüzdanlı insanların dışlanması. Yani cüzdanlı beden, cüzdanlı ya da cüzdan olgusu açıktan ve ekten toplumdan dışlanmayı gerektiren bir şey. Bu çünkü tanrısal bir ceza olarak görülüyor. Bu ilginç. Cüzdan bu konuda ne diyelim sabıkalı. Bununla birlikte önemli metinler var. Mesela bir örnek burada. 2. bin yıla tarihlendirdiğimiz bir metin var. Bu hatta eski ayetteki Eyüp anlatısıyla da ilintili olduğu ileri sürülen metin. Ludo Benlemegi diye. Burada bir adam var şu şey Meşre Şakkan diye. Bu adam hastalanıyor. Bütün bedenini etkileyen bir hastalığı var. Geçici sakatlık evreleri var. Bu hastalığı süresince ailesi, yakın çevresi, yaşadığı toplum hiç kimse buna bir destek vermiyor. Hiç kimse buna yardım etmiyor. Bütünüyle kendi kaderine terk edilmiş bir adam bu. Hastalığın en şiddetli olduğu dönemlerde, yeti kayıplarının artık zirve yaptığı dönemlerde, hareket edemeyecek durumda, yatağa düşmüş bir durumda bile hiç kimse ona yardımcı olmuyor. Muhtemelen metinde bağlamı açısından değerlendirdiğimizde dışlanmanın dini bir gerekçesi var. Çünkü kişi işlediği günahlardan dolayı Tanrı Marduk tarafından cezalandırıldığını kabul ediyor, yakarıyor, yalvarıyor ve nihayetinde de iyileşiyor. Dolayısıyla dini olguyla engelli bedenin dışlanması arasında bir ilişkinin var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İlginç birkaç örnek var. Hemen onları sıra dışı ekstrem örnekler var. Ancak şunu söyleyeyim hemen. Şimdi söyleyeceğim örnekler toplumsal dışlanmanın en uç örnekleri. İstisnai örnekler ve tartışmalı örnekler. Bunlar genel bir bakışı, genel bir teamülü yansıtmıyor. Bunu söyleyelim. Tıbbi ve kehanet serilerinde çocukların öldürülmesiyle, yeni doğmuş çocukların veyahut engelli çocukların öldürülmesiyle ilgili bir takım kayıtlar var. Bunları buraya aldım. Mesela bir kayıt var, sinir sistemiyle ilgili bir sıkıntılı olan çocuğun, ciddi derecede sıkıntılı olan bir çocuğun, bir bebeğin doğmasıyla ilişkili. İfade şu, onu canlı olarak kelimesi tartışmalı burada. Birçok literatür var bununla ilgili. Nehre fırlat, böylece engelli bedenin kötü etkisi aksın gitsin. Bir diğer kayıt, doğduğu andan itibaren sürekli ağlayan ve kasılmalar yaşayan yeni doğmuş bir bebeğin babasının evinin, hanenin dağılmaması adına gömülmesiyle ilgili. İfade şu şekilde, onu sanki ölü doğmuş bir çocukçasına göm, böylece kötülük onunla birlikte yok olup gitsin. Bu arada bunlar yeni doğmuş bebeklerle ilgili. Birazcık yaş almış, ergenliğine yaklaşmış, 10'lu 15'li yaşlardaki çocukların, engelli çocukların da öldürülmesiyle ilgili birkaç kayıt var. Sultantepe Huzuri'ne Harran'dan bizim buralardan ele geçmiş 1. bin yıla tarihlendirdiğimiz bir metin var. Yine kötünün bir çocuğun öldürülmesini tavsiye eden bir metin bu. Çünkü aksi takdirde o çocuk usubetleriyle, belasıyla hanenin yıkımına yol açacak. Dolayısıyla bu durum haneyi etkilemesin diye onu toprağa canlı olarak gömün ve böylece bu hastalığın etkisi yok olup gitsin deniyor. Bir başka can alıcı örnekte yine aile üyelerini öldürmekle şizofrenik bir nitelikte belki de bu engellilik hali. Bu da birçok soru işareti içeriyor ama aile üyelerini öldürmekle, sağa sola sataşmakla, vurmakla, kırmakla, uzun süre bu şekilde tehditlerle sağına soluna çevresine zarar veren zihinsel engelli, belki de bilişsel sorunu olan bir çocuk yakılması yönündeki bir öneri. Hastalığıyla birlikte onu da ateşe atın ve yakın.
Şimdi bunlar istisnai örnekler ve 3-4 yıldır bu konuyu çalışıyorum. Bulabildiğim tek örnekler bunlar, istisnai örnekler. Bunlar engelli bedenin gömülmesi, öldürülmesi, yakılmasına dair genel bir teamülü yansıtmıyor. İstisnai örnekler ve farklı bağlamları var, tartışmalı hususlar. Ama bunlar da ilginç olmaları açısından buraya koydum. Hukuki metinlerde ve siyasi metinlerde, kral yazıtlarında engellilikle ilgili çok fazla sayıda kayıt var. Hammurabi kanunnamesi, Orta Asur kanunnamelerinde bir takım suçları işleyen insanların uzuvlarının kesilmesi. Parmakların, kulakların, burnun kesilmesi, işte onların hadım edilmesi, efendime söyleyeyim, kemiklerinin kırılması, gözlerinin çıkarılması, dillerinin kesilmesi, işte kadınların göğüslerinin kesilmesi, delinmesi, dişlerinin sökülmesi gibi kayıtlar var. Suçun derecesine göre verilen cezaların şeyi de değişiyor, şiddeti de değişiyor. Ancak bir cezalandırma pratiği olarak engellilik veya sakatlama olgusu önemli. Yazıtlarda da bu açıdan önemli bilgiler var. Özellikle 1. Binyan'ın kral yazıtlarında, Asur döneminde kral yazıtlarında Asur krallarına asice davranışlarda bulunan düşmanlar, düşman askerleri, düşman kralları, tutsaklara karşı verilen cezalandırmaların en başında uzuvlara verilen cezalar geliyor. Kör etme, el kol bacak kesme, deri yüzme, yakma, kaza oturtma, buruk kulağı, dil kesme, yani uzuv kesme cezası çok ön planda. En temel cezalandırma pratiği uzuvlara verilen, onları kesme ve sakatlama ile ilgili cezalar. 1. Binyan Asur kayıtlarda bu tür veriler açısından oldukça zengin. Bir diğer husus, engelliliğin lanetlemeye veya bedduaya konu olması. Bu da ilginç. Hemen uzatmayın, vaktimiz dar oldu. Bazı siteller üzerinde o sitellere zarar verenler veya sitellerin içeriğindeki metinlere, ifadelere zarar verenler, Hammurabi kanunnamesinin ön sözünde de bu yönde bir bilgi vardır. Bu kimselerin tanrılar tarafından lanetlenmesi umulur. Ve lanetlenmede de o kişinin kör olması, o kişinin sağır olması ve o kişinin dilsiz olması istenir. Yani bu sitele zarar verenler gözleri görmesin, kulakları duymasın, ağızları konuşamaz hale gelsin yönünde beddua ve lanetleme ifadeleri var. Şimdi engellilik tanrısal hikmet anlayışıyla ilintili. Enkefenli mahanlatısından biz bunu anlıyoruz. Yani engelli bedenin yaratılması bir gerçek, engellilik olgusu bir gerçek. Neden engelli beden yaratıldı? Birçok nedenle ilişki kurmuş Mezopotamyalılar ama temelde tanrısal hikmet. Tanrılarla bu bilginin cevabı bilemiyoruz. Ancak en temel nedenlerden biri insanların kurduğu ilişki. İşlenen bir suçtan dolayı tanrıların vermiş olduğu cezalandırma. Dolayısıyla cüzdanlı bir insan kesinlikle tanrısal bir şekilde cezalandırılmıştır ve günahkar bir adamdır. Biz birçok metinde cüzdanlı kimselerin günahkar bir adam ifadesiyle birlikte geçtiğini görüyoruz ve toplumdan dışlandığını görüyoruz. Bir örnek beddua metninde geçiyor. Gökyüzünün aydınlatıcısı Tanrı Sin, ay tanrısı, ona bir elbise gibi tedavisi zor olan cüzdan giydirsin. Böylece o şehrin dışında bir yaban eşeği gibi dolanıp dursun. Lanetme ifadelerinde de kişinin tanrılar tarafından cüzdanla cezalandırılmasının temenni edildiğini görüyoruz. Bir diğer istisna, hemen sona geliyorum. Uzatmış olabilirim, özür diliyorum. Birkaç şey kaldı. Kutsal alanlardan dışlanma ile ilgili birkaç kayıt var. Ancak bu da istisnai bir kayıt. Yani biz bu kayıttan şunu söyleyemeyiz. Dini alanlardan, tapınaklardan, ritüellerden, din olgusuyla örüntülü unsurlardan, pratiklerden vesaire engelli insanlar dışlandı. Hiçbir şekilde bu alanlara dahil edilmedi. Çünkü başka metinler işte böyle olmadığını bize söylüyor. Bir örnek var, onu söyleyelim. Rahiplik ve kahinlik gibi görevlerde bazı fiziksel kusurları bulunan, hatta bilişsel kusurları bulunan insanların bu alanlara dahil edilmemesi gerektiğiyle ilgili bir kayıt var. Yani sağlam beden ve sağlam bir zihne sahip olması gerekiyor rahiplerin. Bununla ilgili bir kayıt burada diyor ki, bir kahin olmak isteyen birisinin bedensel uzuvlarında bir kusur olmaması, görme bozukluğu yaşamaması, konuşma bozukluğu olmaması, el ve hareketlerinde bir eksiklik veya üreme erkeklik organlarında bir sorun olmaması lazım diyor. Ayrıca yine aynı metinde cüzdanlı ve hadım olan kimselerin de kahinlik görevi için uygun olmadığı söyleniyor. Şimdi biz bunu bir dışlanma pratiği olarak alabiliriz ilk etap. Evet, diyebiliriz ki kahin olmak isteyenler fiziksel engel olursa olabilir. Ancak mevzu öyle değil. Mevzu şöyle, hemen anlamışsınızdır zaten. Burada kahin olan kişinin yaptığı iş gereği görmeye ihtiyacı var. Ritüel dediğimiz bir olgu var, konuşmaya ihtiyacı var.
Bir takım iç organ fallarıyla ilgilendiği için, hayvan organlarıyla ilgili işlemler olduğu için elini kullanmaya ihtiyacı var. Ve kahinlik nesillerden nesillere aktarılan bir entelektüel uğraş olduğu için de üremeyle ilgili bir sıkıntısı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu tıpkı şuna benziyor. Nasıl ki görme engelli bir insanı orduda kullanamayacaksak, nasıl ki eli olmayan bir insana katiplik yaptıramayacaksak, nasıl ki dilsiz bir adama şarkı söyletemeyeceksek, kahinlik içinde bu tarz kuşlar olan kimse kahinlik yapamayacak. Bu bana göre bir dışlanma değil. Burada yani uyumsuzluk var. Dolayısıyla bu alanlarda bu kimseler işlerini yürütemezler zaten. Dolayısıyla olayı böyle değerlendirmek lazım diyoruz. Sonuç olarak toparlayalım. Engellilik olgusunun bu çeşitli yönleri, kısa geçtik, genel geçtik. Toplumların engelliliğe, yani Mezopotamya toplumlarının engelliliğe dair karmaşık ve nüanslı bir anlayışa sahip olduklarını ortaya koyuyor. Ancak genel eğilim, engelli kimselerin sosyoekonomik bütünleşmelerine odaklanmakta. Dolayısıyla bunun üzerine yoğunlaşmakta. Ancak şunun altını çizelim ki bu çok önemli. Neticede malumunuz tüm bu çivi yazılı metinler, bu kayıtlar, bu kaynaklar sınırlı bir entelektüel ve kurumsal bir çerçevede hazırlanıyor. Dolayısıyla engelliliğe karşı bakış da bu kişilerin, bu kurumların perspektifini yansıtıyor olabilir. Tek taraflı bir görüş ortaya koyuyor olabilir. Yani Enki ve Nimmah Yaratılış Destanı'nın derlendiği, kaleme alındığı tapınak kurumundaki zümreler için engellilik bu şekilde bir anlam ifade ediyordur. Ama toplumda, bütün toplum açısından bu şekilde mi? Mezopotamya'daki bütün kentlerdeki kurumlar bu şekilde mi düşünüyor? Bütün insanlar bu şekilde mi düşünüyor? Bu koca bir soru işareti ve muhtemelen hayır. Bunu söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte az önce de girişte söyledim. Kaynaklardaki veri ve malzeme bolluğu sadece Mezopotamya toplumlarına dair bir anlayış geliştirmemize olanak sağlamıyor. Aslında engellilik konusu yeni yeni başladı. Bu 30 yılı var bu mevzunun. Tarihteki engellilik olgusunu çalışmanın çok da geri şey yok. Çok da uzamıyor geçmişe. Yeni yeni çalışılıyor bu işler. Modern yaklaşımlarımızı da zenginleştirebilecek ve çeşitlendirecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Yani en eski tarihli çivi yazılı metinlerin bir tanesinin yaratılış anlatısıyla ilgili bir metnin metnin yarısını engelli beden ve bu engelli bedenin toplumsal entegrasyonuyla ilgili kayıtlar içermesi çok kıymetli bu açıdan bakıldığına. Bir de az önce söyledim. Bu kadar bol bir malzeme, bu kadar bol veri, bu kadar bol kayıt, yani tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Yani böyle bir konunun şimdiye kadar neredeyse hiç çalışılmamış olması çok ilginç. Bunun nedenlerini belki soru falan gelirse belki konuşuruz, tartışırız, katkı sağlarsınız. Ben buna tarihsel engelliliği modern dışlanışı diyorum. Malumunuz engellilik yıllarca dışlanmış bir olgu. Son olarak şunu söyleyelim. Bu Mezopotamya'da engellilik konusunun sınırlı çalışılması aslında modern toplumların engellilik olgusu karşısındaki tutumlarında tarihsel bir yansıması olarak okunabilir, görülebilir. Yani engelliliği topyekün olarak dışladığımız için engelli insanlara yer verme pratiklerimizde sıkıntılar olduğu için hala da böyle. Tarihte engellilik hususu belki de bu bağlamda çalışılmaya değer görülmemiş olabilir. İlginç bir konu bu. Şöyle bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Engellilik bir kez aramaya başladığımızda tarihin her köşe başında ancak yazdığımız tarihlerde bariz bir şekilde yoktur. Teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için sağ olun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hocam verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilginç ve doyurucu bir sunum oldu. Gökhan Hanım, hocamıza soru sormak isteyenler sözlü veya sohbet kısmına yazarak sorularını iletirler. Sorusu olan var mı? Osman Hocam buyurun. Sesim geliyor mu? Evet hocam. Teşekkür ederim. Gökhan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Hocam. Merhabalar. Sağlık. Şimdi benim iki tane sorum olacak. Şöyle, bu istisnai olarak engelli doğan ya da fiziksel problemi olan bebeklerin ya da yetişkinlerin çok istisna olarak öldürüldüğünden bahsettik ama bunu muhtemel benim kendi anlattığınızdan çıkarttım. Bu engellilik bireysel veya topluma zarar vermiyorsa zaten anladığım kadarıyla Mezopotamya'da her zaman olumlu bir karşılığı var. Ama bu engellilik topluma ya da çevreye zarar veriyorsa, yani bulaşıcı hastalık bunlardan bir tanesidir. Cüzdan çünkü tüm toplumu etkileyecek. Dolayısıyla bu tehlikeli olarak görünüyor. Bunu göz yumma şansları yok.
ya da engelli bir zihniyet, şizofren gibi tehlike yaratabilecekse bunlar istisnai olarak toplumda barınması zor ve o yüzden öldürülme talebinde bulunulmuştur diye anlıyorum. Bunu bir kenara koyuyorum. Sorum şu, evet engelli ve farklı doğan insanlar bir felaket ve olumsuz kötü yorumlanıyor. Ancak örneğin albino hastalığı gibi hiç daha önce karşılaşılmamış ya da az karşılaşılmış bir karakter, bir farklılıktan doğan bir kişi. Acaba toplumda evet dışlanıyordur muhtemelen ama özel bir kategoriye koyuluyor mu? Örneğin atıyorum ilkel toplumlarda Afrika kıtasında işte şeytan, cadı ya da bilmem ne gibi. Burada da böyle özel bir kategoriye koyulduğu olan bir durumlar var mı? Birinci sorum bu. Tamam. İkinci sorum, engelli doğumlarda aslında en çok nedenlerden bir tanesi de enses ilişkiler. Yani ben çok rastlamadım ama Mezopotamya'da enses ilişkinin durumu ne? Onunla ilgili bir şey, bilgi alabilirsem sevinirim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi burada ilk sorudan başlayalım. Engelli beden arasında ayrım yapıyor toplum. Kayıtlardan en azından biz bunu anlıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi topluma, çevreye, haneye zarar vereceği düşünülen bir unsur varsa burada zarardan kasıt sadece fiziki bir zarar da olmayabilir. Ekonomi çok önemli dedik. Dolayısıyla hane ekonomisine katkıda sağlayamayan bir bedenin varlığı da hane açısından çok olumlu karşılanmayan bir durum. Yani hayatını idame ettirmekte güçlük çeken bir çocuğun ve ömür boyu bu şekilde kalacak olan bir çocuğun bakıma muhtaç olması, aile üyeleri tarafından sürekli bakımla şey yapması olması dolayısıyla bu hane için çok olumlu bir durum olarak görülmüyor. Ancak bir görme engelli, bir sağır veya hayatının farklı bir dönemde bu şekilde de doğmuş olabilir. Farklı bir nedenden ötürü de bu şekilde de cezalandırılmış olabilir. Fark etmez. Bu tarz durumlar tanrısal bir felaket anlayışıyla ilişkilendirilmiyor. Ancak deforme beden dediğimiz olgu, bir kehanet serisinde hatırlayınız, orada anomali beden dediğimiz, farklı. Yani bu kelime uygun olur mu bilmiyorum ama ucube beden belki hani bu anlamda. Yani deforme bir beden var ortada. Yani tamamıyla yük. Bu tanrısal bir felaket olgusuyla daha yakından ilişkilendiriliyor. Burada tanrılar bizleri cezalandırılıyor. Ya o haneyi, ya o bireyi, ya babayı, ya anneyi. Dolayısıyla burada tamamıyla tanrısal bir cezalandırma pratiği olabileceği düşüncesi hemen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şeytan dediğimiz unsur malumunuz Hristiyanlık kültürüyle ilintili bir şey ama Mezopotamya'da hastalıkların temel nedeni, engelliliği de kısmen ilgilendirir bu olgu, temel nedeni tanrıların ve ifritlerin, yani bu kelime belki bazılarınızı ürkütebilir ama cin dediğimiz, doğaüstü güçlerin, ifritlerin, insanlara musallat oldu. Yani yanlış işi yapan, günaha giren, yanlış tercihlerde bulunan, devlete karşı gelen, yani ahlaken kötü olan birçok şey içerebiliriz. Bu kimselerin ya tanrılar ya da ifritler tarafından cezalandırıldığı düşünülüyor. Dolayısıyla deforme bedenle ifritlerin tanrıların cezalandırma pratiği arasında bir ilişki kurulabilir söylediğimiz açıdan. Bu şekilde değerlendirilebiliyor. Ancak bir görme engelli, bir kötürüm, bir topal için böyle bir ilişki söz konusu değil. Bununla birlikte ensest, ikinci soru, Mezopotamya toplumunda bir tabu. Bu konuda hiçbir kayıt yok. Ensest doğru düzgün hiçbir olumlu perspektif açmıyor kayıtlarda. Tamamıyla yasaklanmış, çok ciddi ölüm cezalarıyla karşı karşıya gelen kanunnamelerde maddeler var. Dolayısıyla verilere yansıyan yönüyle, tabii ki biz kaynaklar üzerinden konuşacağımız için malumunuz. Biz kaynaklara baktığımızda ensest olgusunun bir tabu olduğu, çok şiddetli bir şekilde cezalandırıldığını biliyoruz. Ancak toplumsal dinamikler, nasıl tabii bunun hakkında bir şey söyleyebilmemiz mümkün değil. Ama kayıtlardan yola çıkarak ensestin kültürel bir tabu olduğu çok net. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Hocam iki tane soru var. Biri Hazal Kuzeyli tarafından soruluyor. Öncelikle teşekkür ediyorum. Uzuv eksiklikleriyle doğan bir bebeğin ritüellerde ya da kurban edilmesi gibi bir durum örneği var mıdır diyor. Evet, o slaytlarda da vardı ama hani evet, çok bahsetmemiz gerek. Orada şöyle anomali beden yine oraya geleceğiz ve uzuv eksikliği ya da uzuv fazlalığı da olabilir. Altı parmakta olabilir. Öyle kayıtlar var arada. Kiklopi dediğimiz unsur var mesela. Tek gözlü. İkinci gözü oluşmamış. Göz çukuru oluşmuş ama
göz yok. Dolayısıyla farklı kulak şekilleri, altı parmaklılık, işte dediğim gibi bir ayağın kısa bir ayağın uzun olması vesaire. Bu bir mesaj olarak algılanır az önce dediğimiz gibi. Peki insan ne yapıyorlar? Bu tarz doğumlar oldu. Tanrı bizi cezalandırdı, tanrılar. Tamam o zaman yapacak bir şey yok deyip hayata küsmüyorlar. Bunun için ritüeller yapıyorlar. Yani bu bir felaket olarak algılanıyor. Olumsuz unsurlarla ilişkilendirilirse özellikle. Ve bu felaket bu felaketin olumsuz etkilerini def etmek için adına namburbi dediğimiz ritüeller yapıyorlar. Bu istisnai kayıtlarda da bu vardı. Yani nehre atın, yakın, gömün, kötü etkisi gitsin. Bu ritüellerde de bir takım ritüellerle de bu kahinler, aşı bu dediğimiz adına kahinler, bu konuda uzmanlar bir takım ritüellerle anomali bedeni ortadan kaldırmıyorlar ama bu bedenin kötü etkisinin yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla anomali bedenden, engelli bedenin doğumundan kaynaklı muhtemel varsayılan kötü etkiyi def etme yolunda bir takım ritüellerin olduğunu biliyoruz. Nambur bir ritüeline bakılabilir. Nambur bir ritüeli tam bunun için. Kötülüğü def etmek. Kötü etkiyi. Şunu söyleyeyim çok özür dilerim. Kötü etki burada sadece manevi bir kötü etkiyi kastetmiyoruz. Burada kötü etki dediğimizde az önce dediğim tüm şeyler ortaya giriyor. Yani ekonomide ekonomik sıkıntı, efendime söyleyeyim aile içi huzursuzluk. Çünkü engelli bedenin doğumu bir takım kayıtlarda aile içi huzursuzluğa yol açıyor. Aile üyeleri birbirine giriyor. Bir sıkıntı var çünkü. Bakıma muhtaç, desteğe muhtaç. Aile ekonomisine katkı sağlayamıyor ama sürekli siz ona katkı sağlıyorsunuz. Ailenin huzursuzluğu, bunlar da kötü etki kategorisi içerisinde değerlendirilir. Teşekkür ederim. Peki hocam bunların bir toplumsal oranı var mı? Yani toplumda ne kadarlık bir kesimi kapsıyor? Bununla ilgili bir bilgi var mı? İşte şunu söyledim. Yani aslında diğer alanlarda da bu iş böyledir. Biz tüm bu bilgilerimizi çivi yazılı metinlerdeki durumlara dayanıyoruz. Kayıtlara dayandırıyoruz. Eski Mezopotamya söz konusu olduğunda toplum çok büyük oranda okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilenler çok sınırlı bir cümle. Katipler, rahipler. Hatta kralların birçoğu okuma yazma bilmiyor. İki tane kralımız var Mezopotamyalı kral. Asurbanipal bunlardan biri 1. bin yılda meşhur. Banipal kütüphanesi var malumuz. Bu okuma yazma bilmekle övünüyor. Ben tufandan önceki taş tabletleri okuyabilen kralım diyor. Yani krallar bile okuma yazmayla övünüyor. Dolayısıyla çok sınırlı bir cümle okuma yazma biliyor. Sınırlı bir çevre, sınırlı bir entelektüel çevre bu metinleri üretiyor. Dolayısıyla bu ne kadar toplumun şeyini yansıtıyor, bakışını yansıtıyor. Yani bir şehrin köyünde, kasabasında, hanesinde ki bu tarz vakalar metinlerin bize yansıttığı gibi mi? Bunu teyit edebilmek biraz zor. Çünkü okul yazar kitle seçkin kimse. Halk için böyle bir durum söz konusu değil. Hocam Eraycan Şentürk bir soru sormuş. Teşekkür ediyor. Tarih boyunca norm insan sistemi haricinde doğan insanlar ya dışlanmış ya da 19. yüzyılda özellikle sirklerde çalıştırılmış diyor. Fakat bu engellilik işi Hindistan'da da mesela çok kutsiyet, uluhiyet addeden bir durum oluşturuyor. Bazen toplumlara göre ceza, bazı toplumlara göre de ödül oluyor. Bunun sebepleri nedir? Yani başka kültürler için bir şey tabii söyleyemeyeceğim ama sormak istediği şeyi anladım. Neticede belki hatırlayacaksınız, bütün engelli çocuk doğumlarının olumsuz vakalarla ilişkilendirilmediğini görüyoruz biz kehanet serilerinde. Yani hatta hatırlayınız Shuma Alu'da bir şehirde tek ayaklı olmak bir kentin yıkılmasıyla ilişkili ama bir şehirde kötürüm bir kadını görmek dolayısıyla o şehirdeki neşeyle alakalı, mutlulukla alakalı bir şey. Yani engellilik sadece felaket getiren olumsuz bir olgu olarak algılanmıyor. Olumlu olaylarla da ilişkilendiriliyor. Mesela cüceler, kısa boylular, kör müzisyenler, bunlar neşe saçan, bir işleve sahip olan, saraylarda değer gören, kıymet gören, anlam gören engellilik türleri. Dolayısıyla engellilik topyekun bu anlamıyla olumsuzluklarla ilişkilendirilmiyor. Olumlu kehanetlerle de ilişkilendiriliyor. Neşeyle, mutlulukla, huzurla, refahla, bu tarz kayıtlar da var kehanet serilerinde. Topyekun bir durum yok. Ama dediğiniz gibi Hindistan'da şunda bunda bu durum tam olarak nasıldır onu bilemeyeceğim açıkçası. Sesiniz gitti bu arada. Hocam sesiniz kesildi. Bu kayıtlarda, çivi yazılı tabletlerde yasal bir engel var mı? İşte çocukların engelli doğmamasıyla alakalı
herhangi yok, bir... Bu yönde hukuki metinler yok. Hukuki metinlerle engellilik bağlamı az önce dediğim gibi sadece engelli bedenin toplumdan dışlanmaması yönünde, o da aile bağlamında, hane bağlamında ve bir suçun karşılığı olarak verilen cezalar bağlamında geçiyor. Bununla ilgili bir ne diyelim bir şey yok. Yönetmelik, tüzük, böyle yasa böyle bir şey yok. Teşekkürler hocam. Mesela başka çok sorun... katkı olsun diye söyleyeyim. Mesela tabii biz bahsetmedik hem başka bir konu hem de zaman yok. Mesela eski Mısır'da engelli insanlarla alay edilmemesi, onlara hakaret edilmemesi, engelliliğin geçici bir süreç olduğu, normal insanların, engelli olmayanların da baktığı zamanında hayatının farklı bir evresinde engelli olabileceği, dolayısıyla bu işin sana da geleceği, bundan dolayı da engelli insanlara saygıda kusur edilmemesi gerektiği açık bir şekilde yazıyor. Ne talimatnamesiydi? Bir talimatname var. Üçüncü bir yine tarihlendiriliyor. Açık bir şey var. Ama Mezopotamya'da mesela böyle bir kayıt yok. Hocam ama... eski Mısır'da bunun olmasının sebebi biraz da yani firavunların da engelli doğabildiği için ister istemez bir engel koymak istiyorlar küçümsenmesi alayla konusu olmasından dolayı. Tabii olabilir. Elbet olabilir. Yani bunlar bize şunu gösteriyor sevgili arkadaşlarım, hocalarım. Yani aslında günümüzden de çok farklı olmayan bir şey gösteriyor. Yani topyekün bir dışlanma da yok. Topyekün bir entegrasyon da yok. Ama şu kesinlikle var. Engelli de olsanız, hasta da olsanız, işin ucundan tutabilecek durumdaysanız ekonomik entegrasyonunuz şart. Bu vurgu çok, özellikle her metinde bu vurgu var. Bütünleşmeden kasıt da bu. Topyekün bir politika yok. Ya çok girift ve karmaşık. Nedenler çok önemli, bunu söyleyeyim. Nedenler çok önemli. Bunu söylemedik. Belki çok önemli bir şey bu. Neden bir insan engelli olmuştur? Bunun cevabı engelli insana bakışı şekillendiriyor Mezopotamya'da. Bir insan yanlış yaptığı bir suçtan, işlediği bir günahtan dolayı bir uzuvu mu kesildi? Gözü mü kör edildi? Böyle kişilere toplumun bakışı farklı. Ama görme engelli olarak doğdu. Böyle insana toplumun bakışı farklı. Anlatabiliyor muyum? Nedenler önemli. Neden engelli olundu? Bu önemli. Zeynep Süleymanoğlu'nun bir sorusu var. Şu anki zamanımızda diyor engelli sayılabilmek için belli başlı bir seviyede olması gerekiyor engel durumunun. Acaba o dönemlerde de böyle bir seviye durumu var mı? Yani metinlerden bunu tespit edebilmemiz güç değil. Mesela tabii bu antik çağ çalışan hocalarımız varsa burada onlar da daha iyi anlayacaktır. Terminolojiyle ilgili bir sürü sıkıntı var. Mesela biz görme engelli olarak çevirdiğimiz Sümerce bir tabirden kastedilen şeyin bütünüyle görmeyen mi, tek gözünün görmediği mi, doğuştan mı, sonradan mıydı, anlatabildim mi? Yani görme derecesi, seviyesi, bunları çıkaramıyoruz çoğu zaman. Yani görme engelli ama tek gözü mü görmüyor? Yoksa %90 oranında mı görmüyor? İki gözü de mi tamamıyla görmüyor? Veyahut bazı metinlerde işin içine açıklamıyoruz. Metaforik körlük mü var? Görememe, anlayamama. Sen beni anlamıyorsun. Sağır olduğun için de olabilir bu. Anlamak istemediğinin içinde olabilir. Bu tarz kayıtlar da var. Dolayısıyla çok geniş ve şey, o tarz hususlar yok arkadaşın sorusunun cevabı olarak. Yani bir seviye belirleme imkanımız yok. Kriterler, hatırlayın ilk başta dedim ya, birkaç kritere göre engelli bedeni şey yapabiliriz. Katkı olsun diye söylüyorum, lafı çok uzatmak istemiyorum. Mesela girmedik biz bu konuya ama zihinsel ve bilişsel engellilik. Onu da ayrıyeten çalışmak lazım. Zor Mezopotamya'da çalışmak. Şöyle ki, yani zihinsel ve bilişsel engellilik sınırını nasıl çizeceğiz? Günümüzde modern tıp psikiyatri bunu çizemiyor şu anda. Yani hangi vakalar, hangi davranış modelleri, hangi karakterler ne bilişsel bir engelliliktir, hangileri değildir? Yani skala çok geniş. Dolayısıyla antik dönemdeki verilerden bu skaların neresine dahil edeceğiz, nereye şey yapacağız? Terminoloji uyumsuzluğu var. Mesela bir örnek verelim, hemen aklıma geliyor. İşte diyelim ki, ne diyelim? İşte otizm mesela. Bilişsel bir engel değil mi? Yani bir takım hususlarla ilişkili görülüyor bu ve tesis konuluyor. Bu diyor otizmin şusudur, otizmin busudur, otizmin bu. Bazı hususlar 20 yıl önce hiç otizmle ilişkilendirilmiyordu. Çocuğun karakteri bu deniyor. İçine kapanıp konuşmuyor. Evet, çocuğun karakteri bu. Şimdi otizm diyoruz. Anlatabildim mi? Yani çok oynak. Modern tıp bile bu konuda, psikiyatri bile yani çok hemfikir değil. Dolayısıyla bilişsel ve zihinsel durumları Mezopotamya kaynaklarından çok nokta atışı tespitlerle çalışabilmek çok güç. Nasıl oturtacağız? Nerede başlatacağız, nerede bitireceğiz? O zor. Bu bağlamda onu söylemek istedim. Başka soru varsa alabilirim. Hocam, Foucault ve
beden teorisini Mezopotamya üzerinde nasıl okuyabiliriz ya da bu alandaki yazıma nasıl bir etkisi olmuştur? Biyopolitika ya da biyopolitikten bahsediyor olabilir arkadaş, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şöyle bağlantı kurabiliriz. Yıllar önce okumuştum onun bedenle ilgili yazılarını. Hatırladığım kadarıyla biyopolitika dediğimiz bir kavram. Yani nedir? Yani hükmedenin hükmedilen üzerindeki öldürme ve yaşatma hakkı. Yani bedeni yaşatma ve öldürme hakkı. Krallar bu hakka sahip. Mezopotamyalı krallar bedeni yaşatmak, bedeni öldürmek ve bedeni sakatlamak hakkına sahip. Bir takım unsurlarla ilişkili görmek koşuluyla. Can istediği için değil tabii ki. Kral ölüm cezasını affedebilir. Bir gözü sakatlamayla yetinilecek bir ceza iki gözünü sakatlayabilir. Dolayısıyla krallar bedeni sakatlayabilme ve sakatlamama özgürlüğüne sahiptir. Bu tarz bir ilişki kurulabilir. Onun haricinde tam olarak beden teorisi Foucault'un nasıldır açıkçası tam bir hatırlayamıyorum. Biyopolitika ile özdeşleştirilen birkaç çalışma vardı. Yani modern engellilik ve biyopolitika. Belki o açıdan. Yani beden tahakkümü krallarla ilgili yazıtlarda çok görünür. Bunu söylemek lazım. Başka soru yok galiba hocam. Son sözü söylemek isteyen var mı acaba hocalarımızdan? Ben şöyle kapatmak. Yok galiba. Hocam teşekkür ediyoruz. Bize aramıza katıldığınız için. Söylemek istediğiniz son sözler var mı? Yoksa oturma kapatalım. Yani çok güzel işler yapıyorsunuz. İlham ile de görüşüyoruz. Haberdarım yaptığınız işlerden de. Yaptığınız işleri de takip ediyorum. Epey de bir oldu. Bu kaçıncı video bilmiyorum ama. 40. Hocam bir... 40. oldu. Ayrıca geçen hafta biliyorsunuz engelliler haftasıydı. Evet bakın girişte onu söyleyecektim. Çok yaşa. Onu da söyleyecektim. Aslında geçen hafta konuşsaydık tam da oturacaktı aslında. Evet. Ama evet engellilik haftasıydı. Yani şöyle bu olgu yeni çalışılan bir olgu. Özellikle tarihte engellilikten bahsediyorum. Sosyologlar, psikologlar vesaire, genetikçiler falan bu işlere çalışmaya başladılar. Ama tarihte engellilik yani beni hayrete düşüren mevzu şu. Kayıt o kadar çok ki bu konu neden çalışılmadı yani bu zamana kadar? Yani Asur bilimciler, çivi yazılı uzmanlar, Mezopotamya tarihçileri. İşte bir hayvanın yumurtasının tıbbi kullanımdaki değeriyle ilgili derinliğe kadar inecek çerçevede yazılar kalem alırken engellilikle ilgili nasıl bir eser kalem almazlar? Çok ilginç. Burada bir vesileyle tekrardan bu hayretimi sizlerle de bir kez daha paylaşmış olayım. Çok inovatif bir alan. Çalışın. Güzel. Bunu söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Sağ olun. Eksik olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Onur verdiniz. Sizin demek gerçekten çok güzel bir konu. Eğlenceli bir konu çünkü. Hani bir saati geçmişiz ama hani bir saat gibi gelmedi açıkçası. Dolayısıyla oldukça güzel bir konu. Teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hocam iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam. Teşekkürler. Cümle. Cümle. İyi akşamlar.